Meydanı. Suruç katliamının 9. yılında oluşturduğumuz adalet zinciriyle birlikte Kürt halkının iradesini yok sayan kayyuma karşı hakkari için adalet ve hayvanları katleden yasaya karşı yaşam için yasa nöbetiyle Sakarya Caddesi'nde 3 ayrı adalet nöbeti olarak yan yanayız. Heybelerinde bir şehri yeniden inşa etme umudu ve ceplerinde oyuncakları ile memleketin dört bir yanından Kobani'ye doğru yola çıkan 33 yoldaşımız Amara Kültür Merkezi önünde devlet destekli IŞİD çetelerince katledildi. 20 Temmuz 2015'ten bugüne Suruç için adalet, herkes için adalet şiarını her bir sokaktan 33 yerin düşeğiyle büyütmeye devam ettik. Bugün de onların mücadelesiyle adalet zincirini oluşturmak için bir araya geldik. Suruç katliamının sorumluları birer birer atlanırken Suruç aileleri suçlanıyor, bizzat sanık sandalyelerinde oturtulmak isteniyor. 33 düş yolcusundan Evrim Deniz Erol'un annesi Besra Erol ise 5 yıldır tutsak ediliyor. Failleri haklarken bizleri yargılayan Suruç ailelerini tutsak eden adaletinizi kabul etmiyoruz. Suruç adaleti her bir sokakta 33'lerden bildiğimiz mücadeleyle getireceğiz. Suruç'tan bugüne 9 yıldır herkes için adalet istedik. Çünkü biliyoruz ki 13'üm davasında dahi sanık sandalyelerini boşaltan mahkeme salonları adaleti tecelli etmeyecek. Çünkü Suruç adalet, Ahmet'in, Ankara'nın, Madımak'ın, Gezi'nin ve coğrafyamızın şahitlik ettiği nice katliamın hesabını sorduğumuzda gelecek. Suruç'tan bugüne iktidar Kürt halkının özgürlük mücadelesine kumpas davaları açmaya devam ediyor. Kayyum siyasetiyle Kürt halkının iradesini yok sayıyor. Kürt halkının coşkulu direnişiyle bana kayyum atayanların da karşısındaydık. Bugün de Hakkari iradesini yok sayanların da karşısında duracağız. Bana aldığımız gibi Hakkari'yi de alacağız. 33 canımızı alan katliamcı zihniyet bugün size yürürlüğe koydukları yasaları ile hayvanları ölüme terk ediyor. Sokaklarda tehlike saçan yalnızca katleden zihniyetinizdir. Bizler sizin kan saçan yasalarınıza karşı bugün ve her gün yaşam nöbetinde olacağız. Hayvanlar için adalet mücadelemizi sürdüreceğiz. Her bir tür özgür olana dek burada olacağız. Suruç'tan bugüne adalet ve özgürlük talebiyle sokaklarda olduk. 1 Mayıs'ta Taksim'i halka kapatanların barikatlarının karşısında durduk. Yüzlerce arkadaşımız ev baskınları ile gözaltına alındı. Onlarcısı ise tutuklandı. Ne 1 Mayıs'ta Taksim'de ne de Suruç için adalet mücadelemizde meydanlardan vazgeçmeyeceğiz. 1 Mayıs'ta tutuklanan arkadaşlarımızı alarak daha gür bir sesle 20 Temmuz'da sokaklarda olacağız. Suruç katliamının 9. yılında adalet zinciriyle bildiriyoruz. 33'lerden bildiğimiz mücadeleyle onların düşlerini yaşatacağız ve isimlerini her bir meydandan haykıracağız. Bu yılda meydanlarda olacağız, adaleti diretişimizle tecelli ettireceğiz. Hiçbir düş yarım kalmasın diye herkesi bu mücadeleyi büyütmeye 20 Temmuz'da saat 19'da Yüksel Caddesi İnsan Hakları Otoyolu'nda çağırıyoruz. Suruç